Herkese selamlar. Bugün gördüğünüz gibi yeşilliklerin arasındayız. Şu sol tarafımızdaki 2 ay önce ektiğimiz yulaflar. Bu alanda da marullar vardı. Marul kesim bitti. Buralarda kuş otu, ısırgan, şöyle yabani yonca, yulaf, yabani yulaf gibi otlar çıkmaya başladı. Kış ayında otlar çoğaldığı için irfan çayı yapımına başladık. İrfan çayı neydi? Otların içinde bulunan mineralleri su ve hava motoruyla birleştirip suya geçmesini sağlamak. Bu suyla da bitkileri sulamak. Geçen sene yaptığımız irfan çayı suyunu analize göndermiştik. İçinde neredeyse tüm mineraller bulunmaktaydı. Bu sene de tekrar irfan çayı yapımına başladık. Geçen sene fasulye kullanmıştık. Bu sene ise 300 metrekare alandaki marulları kullanacağız. Bunun için ilk önce şöyle ısırganları küçük parçalar halinde topluyoruz. Normalde bunları şöyle büyük büyük kesip çula atmamız gerekli. Daha sonra bıçak yardımıyla parçalamamız gerekli. Ben şu an telefonla çekim yaptığım için elimle kopartıyorum. Daha sonra bu yaprakları küçük küçük kesmemiz gerekli. Ne kadar küçük yaparsak bitkide bulunan mineraller suya o şekilde çabuk karışır. Şu an ısırganları topluyoruz. Şöyle. Isırganın içinde azot ve potasyum var. Şöyle kış otunda yine azot ve diğer elementler bulunmakta. Sirkende de aynı şekilde azot ve diğer elementler bulunmakta. Bunlar için meyvelitepe.org adresini ziyaret edebilirsiniz. İrfan çayını bulan da Meyvelitepe'dir. Buradan ona da teşekkür ederiz. Şöyle kuş otlarımız da mevcut. Kışın zaten her yerde bulmak mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken nokta otlarda herhangi bir hastalık veya ilacın olmaması gerekli. Çünkü hazırladığımız suyu bitkilere vereceğiz. Doğal olmasını istiyorsak buna dikkat etmek gerekli. Şöyle otları alıp çuvalımıza koyuyoruz. Hazırladığımız su 100 litre ise bunun 50 litresi ot olmak zorunda. Şöyle bizim otlarımız bayağı oldu. Isırgan otu bu şekilde. Şöyle arada kuş otlarımız var. Bir de bulabilirsek sirkenin ilavesi edeceğiz. Otların yolunu bu şekilde. İrfan çayımız için otlarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi otlarımız bu şekilde. Şöyle yarım kilo kadar solucan gübremiz var. Onu da üstüne şu şekilde döküyoruz. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi 300 litrelik bir tankımız var. İçinde yaklaşık 200 litre su mevcut. Ve içerisinde görüldüğü gibi hava motorumuz çalışmakta. Hava motorumuz burada. Çuvalımızı biraz yaydırabiliriz. Çuvalımızı valinin içine
bırakıyoruz. Suyu çekene kadar şöyle üstte kalmakta. Daha sonra aşağı inecektir. Otun içerisine şöyle gördüğünüz gibi hava motorumuz 4 çıkışlı. Hava taşının bir tanesini ortasına yerleştiriyoruz. Şöyle ne kadar ortaya giderse o kadar iyi olur. Hava taşını ortasına koyduk. İp yardımıyla çuvalımızın ağzını bağlayıp bağladıktan sonra bir tahta yardımıyla böyle köşeye bırakabilirsiniz. Yaklaşık 6 günde otların içinde bulunduğu besinler suyun içine geçmekte. Biz de buradaki çıkış yardımıyla motorumuza verip daha sonra marulları sulayacağız. İrfan çayının hazırlanması bu şekilde. Meyveli Tepe'ye tekrardan teşekkürler. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.